Usta burada artık, bırak da usta toplasın. Ama bu ya, ben tutarken yan tarafı falan düştü. Hatta ki yok yani. Şu ikinci şeyde var. Burada. 38 sene önce Mardin'e Şeyh Selam amcama gönderdim kuşlardan. Sağ olsun Hakan kardeşim Mardin'den bana gönderdi bunları. Maşallah. İlk yavrularını aldım. Bu 24 kümeste, 25 kümeste 500 tane kuş var. Bu da disipline edemezsin. Bunlar yeni uçuma gelmiş yavrular. Şimdi bu hayvanların ben hakkını yemiş olurum. Doğru mu? Evet. Neden? Nasıl uçuracağız? Evet. Ben şimdi 16 20, 22, 27 tane yavru verdim. Arkadaşlar uçursun. Ve burada yine galiba bir 20 daha yavru çıkacak. Çıkar. Çıkmış. Yani ne olacak ne? Nasıl olacak? Bu yavru aşırı güzelmiş maşallah. Evet arkadaşlar, şimdi neredeyiz? Ankara'da en çok sevdiğim, ismini çok duyduğum ama tanışmak bugün nasip oldu. Faruk abimin yanındayız. Bankacı Faruk lakaplı. Ankara'nın en eskilerini de bilir, en yenilerini duyar, kendince tarzını hiç bozmayan, yalanla dolanla iş olmayan, çünkü çoğu şehirlerde takip ediyoruz, Antalya'dayız, aramızda 600-700 kilometre var ama değerli bir büyüğümüz Faruk abi, bizi kabul ettin, misafir ettin, sağ olasın abi, hoş bulduk. Abi şimdi biz kendi çapımızda bir kanal vurduk. Öyle sohbet, kuş paylaşıyoruz. Güzel. Alımla satımla falan işimiz olmuyor. Her zaman besleyicinin, iyiye hizmet edenin, dürüst olana gidiyoruz, geziyoruz. Şimdi çekiyorlar, diyorlar ki işte bilmem kimin işte elektrikçi Şeref'i kuş. Abi adam, ben diyorum ki abi tamam da sana bu kuş nereden geldi? 700 kilometre. Nasıl geldi? Kendi mi verdi? Yok. Birine vermiş, o ona vermiş, o ona vermiş. Bu orijinali. Nereden gördün? Nereden biliyorsun? Diyorum ki, lafını unutma abi. Abi, orijinal tamam da kime göre, neye göre orijinal? Tamam, rahmetli güzel kuşlar uçurmuş, beslemiş, zamanında işte toplanmış, eski kuşçu sonuçta, eski toprak. Ama şimdi buna bir emek var, buna bir maddi manevi, bunun bir bedeli var. Sana bunu 500'e, 1 liraya, 750 liraya sattılarsa, abi ben bunun altında çok şey ararım. Ve hayallerini insanların kötülüyorlar. Yani ben her zaman bunu videomda bastıra bastıra söylüyorum. Bunun en iyi bileni sensin abi. Olur şimdi o arkadaşların dediğin, ben evet. Rahmetli Şeref abiyle yani Aleykümselam ustacığım. Çalıştığım yerle Şeref abinin dükkanı arasında 100 metre mesafe vardı. Her gün birlikteydik. Evet abi. Kuşların çoğunu da biliyorum. Kuşların içinde benim de çok kuşlarım var. Herkes bilir. İster Araplar da olsun, ister Bozumanlar da olsun. Ayrıyeten çok sevdiğim kardeşim Çatı İsmail, bir de Ünal kardeşim. Biz Şeref abiye çok kuşuyoruz. Yani herkes bilir bunu. Ha, bunu söylerken de yani benim için kuşun pek değeri yok.
Evet. Benim için değer olan arkadaştır, dosttur. Bu iş nihayet bir vesiledir. Yani hoş vakit geçireceğimiz, sohbeti güzel olan insanlarla oturup bir şeyler paylaşmanın derdindeyiz. Yani başka bir amacımız yok. E tabii, daha önce de söylemiştim, şimdi bu artık böyle eskisi gibi merdiven altı yok, ufak bir tahta kümeste değil. Çok daha masraf isteyen, çok daha emek isteyen, yani yerin olacak bir, imkanın olacak iki, zamanın olacak üç, bir de bu hayvanı kulaktan dolma değil, içinde yaşayarak besleyeceksin. Evet. Gözlem yapacaksın, gözlemleyeceksin. Yani bu kuşta neler istenir, ne yapılır, bunun. Fazla yüklendi miydi, hayallerin yıkılır yani. Yani çok afaki şeyler söylemeye gerek yok. Bu hayvanın da belli bir kapasitesi var. Bunun üstüne çıktığı zaman her canlı gibi, her mekanik gibi bir yerde patlak verir. Erol verir. Evet. Aynen abi. Bir de abi şimdi herkes kuş uçuruyor. Şimdi kriterlerini acayip yerlere taşıdılar abi. Yani kuştan beklenti acayip bir şey. Yani işte bu hayvan için, buna hitap edebilecek mi? Onun için var mı böyle bir şey yani? Hayır. Yani nasıl bir dünyada belli başta Allah tarafından doğuştan verilen bazı yetenekler var. Evet. Bu hayvanların içinde de hani artık binde bir mi değil, milyonla bir mi değil, o hayallerimizde yaşattığımız bir Maradona, bir Pele, bir Messi, bir bilmem ne falan zaten tek çıkıyor bunlar. Veya bir güreşçi veya ne bileyim başka bir şeyler. Bu canlılarda da bu böyledir yani. Şimdi seyis diyorlar. Tamam güzel, seyis iyi. Seyis nedir? Kuşun dilinden anlıyor. Tamam mı? Tecrübesi olan kişi. Kuş yavruyken işte götler aşırır. Havayı başa düşer veya sertte düşer. Şudur. O arada işte kuş oyuna düştüğü zaman seyislik önemli. Yani kuş oyuna düştüğü zaman yani göz hizasına gelip oradan vazifesini yaptığı zaman önemlidir. Tüyde uçurmayacaksın. Mayada uçurmayacaksın. Efendime söyleyeyim rüzgarlı bozuk havada uçurmayacaksın. Evet. Çok tok uçurmayacaksın. Saatinde uçuracaksın. Yani biraz meşakkatli bir iş yani. Böyle yani kuştan hafife, çok bu seyise düşenler. Tabii. Hafife alınmaz. Yani evet. Bu gibi şeyleri hafife alınmaz zaten. İşte fark etmez diyor. Adam yağmur, çamur, dolu falan. Yok öyle bir şey yani. Yok öyle bir şey. Kimisi de şunu diyor, ben bunu şuradan aldım, şu ünlünün kuşu, bu mutlaka uçuracağım, hemen oynayacağım. Marka önemli değil. Emek, emek, emek. Evet. Elindeki malzemeyle iktifa ederse, elindeki malzemeyle çevirirse, gözlemleyerek bakarsan, eksiğini veya artısını kendin kafanda yaşatırsan bulursun. Emek vermeden işte bankacı Faruk'un, yok öyle bir dünya, yok bilmem kimin kuşu, şunun kuşu, bunun kuşu. Başarana helal olsun. Evet. Sonuca yani, giden. Uçurana, izletene, izleyene. Tabii ki. Evet. Şimdi açık söyleyeyim. Anlatmakla olmaz. İcraat. İcraat. Evet. Yoksa çok güzel anlatırız yani. Akşamları öyle uçururuz falan. Masada. Evet. Genelde uçurur. İhale girişlerinde. 3-4 kişi bir araya geldiğinde. Bir de bu hayvanın bir mevsimi var. Mevsim. Hava değişiminde oynar kuş. Kıştan bahara girdiğimizde oynar. Yazdan sonbahara girdiğimizde oynar. Çünkü bu hayvan kendini kışa hazırlamak için tüye girer. Tüye girdiği zaman da üzerinde sayıda bilmiyorum binlerce mi milyonlarca mı tüy var. Bu hayvan o tüyü hazırlayacak ki kışa sağlıklı girecek. Enerjisini oraya verecek. Tabii. Mesela ben Mardin'im. Güneydoğu'da İşte Nisan'da, Mayıs'ta uçurdukları hayvanlar, kimi aşırıyor, kimi işte biraz kafayı dikiyor falan. Hemen kanat koyduk, makasladık. Çünkü mevsim çok sıcak. Evet. Tamam mı? İklim sıcak. Evet.
Çıkarttılar, banyosunu verirler, yemini verirler, bakımını yaparlar. Sonbaharda tüyden çıkar, evet. Sağlamdır, eş almıştır, yumurtadadır veya yavruya kusuyordur, uçururlar. Hem daha sağlıklı, hem daha güçlü olur kuş. Kemik gelişimi de tamamlıyor tabii o arada. Şimdi kuşu ikinci kanada kadar uçurursan bu hayvan, yani en sonda bıkar ya. Üstüne fazla gitti miydi? Bozulmaya çok mütemail bir canlı bu. Evet, özellikle oyun kuşu. Tabii ki. Evet. Yani bozulmaya hemen hazır. Kümese girdi, boş indi, şuraya gitti, saçağın altına girdi. Şimdi, yani bir daire kapısı, ha şu kümesin kapısını göster. Burası da fargamca bu kümes arkadaşlar. İçeriye atla girebilirsin. O kadar büyük. Evet. Kuş şu, aynen kapı karşılığı giriyor. Kuşlar giriyor çıkıyor, hayvanda bir kere giriyor, tamam bitti. Bu kullanıcı hatası. Hayvanın hatası değil. O kuşun hatası değil. Ben kapıdan içeri giren kuşu beslemiyorum. Kim soktu içeri? Sen soktun. Evet. Şimdi niye hayvana, sen o hayvana şey yapıyorsun? Suç atıyorsun. Suç atıyorsun. Bunu merak olarak besleyeceksin. Elinde bir tane çok iyi seyrettiğin bir kuş olur. Dişi veya tek. Denersin kardeşim. Bıkmadan, usanmadan denersin. Tamam. Ama sağ olsun arkadaşlarımız bir yavru bir şey yapar. İkinci dişi. Bunda bir şey olmaz artık. Yok öyle bir şey. Sabırsız lan. Çok sevdiğim, nur içinde yatsın. Kardeşim kadar sevdiğim gölbaşılı Sıvacı Ömer. Elinde iki tane dişi var. Çok güzel oynuyor. Dişinin birisini mobilyacı yükselebilir boz dişi. Boz dumanlıyı kendisine bırakıyor. Bir erkek vuruyor, olmuyor. Beşinci erkeği vuruyor, olmuyor. Sekizinci erkeği vuruyor, olmuyor. Dokuzuncu erkek, tüfekçi İbrahim Ağa, nur içinde yatsın. Bozları çok güzel. Onunla tutturuyor. Yani sabır mutlaka gerekli. Sabır olmayan kişi beslemesin. Çünkü götürmekle, getirmekle bu işin arkası ve iyi kuşçu az kuş besler kardeşim. Eskiden böyle çok fazla, yani gittiğimiz, seyrettiğimiz yerlerde 10 taneyi geçmezdi. Şimdi gör. Yerimiz yok, yurdumuz yok. Ya bir arkadaşa 3 tane desen, onun da kendi kuşu var. Uçuramıyor. Bu hayvanları biz sadece besliyoruz. Sabah daha güneş doğmadan önce hayvan neşeli olur. Neden? Akşamdan yemini yemiştir. Kümes içerisinde herhangi bir diğer kuşlarla dövüşmemiştir, bilmem ne yapmamıştır, uçmamıştır. Sabahleyin zindedir, karnı toktur, dinlenmiştir. Sabahleyin uçuracaksın, görevini yapacak, inecek, kapatacaksın, yemini vereceksin, işine gideceksin kardeşim. Ama biz de öyle yapıyorlar. Sabah ayrı uçuruyorlar, öğlen ayrı uçuruyorlar, akşam ayrı uçuruyorlar. Bir an evvel oynasın. Vallahi çok şimdi uçurmakla oynayacağını sanıyorlar. Yok. Kuşun günü gelmeden oynamaz. Kuşun bir günü var. Bir zamanı var. O zamanı bekler. Nesline bağlı. Soyuna bağlı. Bu böyledir. Bazı kuş çok hızlı başlar. Sonra bir gevşer. Oy, at bunu gitsin. Boşalttı. Ya kardeşim. Bu kuş sana bir şeyler gösterdi mi? Gösterdi. Sen o kuşun hakkını vereceksin. Tüyden çıkartacaksın. Eşe vuracaksın. Yumurtayı göstereceksin. Yavruyu göstereceksin. Ondan sonra kararını vereceksin. Yani çoğu kuşların dışarıda sefil olmasının tek nedeni kullanıcı hatası, bilmemenin hatası. Evet. Kuş bir günde rezil, bir günde rezil olur. Bu böyledir. Çok doğru. Ben şahsen sizin gibi genç arkadaşlar, diğer meraklı arkadaşlar çok böyle yüksek bir hayallere falan girmesin diye. Çünkü sonradan üzülürler. Anlatılanlara bakmayın. Ben gördüm. Gerçekten noktadan gelip noktaya kadar. Ama belli bir süre sonra. Bu süre de çok kısadır. 10-15 gün içerisindedir. Gelir konar. Şuradan
kişelersin, şuraya konur. Oradan kişiniz var, takla attıramazsın. Çünkü istihap haddinin üstüne çıkmıştır ve bitirmiştir kendini. Eskiden bizim kuşlarımız uçurduğumuz zaman işte direk birek falan bilmezdik. Kuş gelirdi. Oyununu yapardı, gezerdi. Şimdi yüksek uçacak. Yüksekten atacak. Taban vuracak. Çok takla vuracak. Mesafe çok uzun olacak. Zor. Yani zor. Olacak da olacak. Ama bunu kim bunlar yapacak? Bunlar sadece keşkelerimiz. Evet. Ama bunu kim yapacak? Göstererek keşkelerimiz. Dileklerimiz. Yani yine söylüyorum. Yavruyken her neyse limit koyayım 30 metre diyelim. 20-30 metresi. Egeyken de 15-20 metre arası. 15 sefer çıkartırsan vallahi besleyeceksin kardeşim. Yalnız olmaz. Yardan birisi şu. Bir, mutlaka ses olacak. Daha önce de söylemiştim. Mutlaka ses. Bizim oyun kuşumuzu diğer kuşlardan ayıran tek bir şey ses. Evet. Hani gördüğümüz o işte her dernekte böyle tablo halinde gösteriliyor. 70-80 mi? 100 tane mi? Öyle. Bizim bir kuşta ses var. Diğerlerinde ses yok. Depar ve orantı. Kuş sesiyle kendini seyrettirir. Evet, dikkat çeker. Takla aksesuar. Evet. İsteriz biz de isteriz. Çok vursun da. Fakat zor. Evet. Zor. Maalesef. Oynayan kuş tereyağından kıl çeker gibi gider. Sonunu getirir. Diğeri taklayla boğuşur. Tüye girer çıkar. Kollarını kopar. Atıp da uçuruncaya kadar. Uçtuğunu kabul et. İlk taklaya girdiği yerde yığılık alır. Gene düşer. Tabii. İşte bu kombi, giriş gelişme sonuç diyorum ben ama. Kompozisyon girişi gelişmesi sonucu olacak. Aynen öyle. Yani öbür türlü her türlü oynuyor. En son geliyor zap. Çok şey beklemesinler. Anlatanlara bakmasınlar. Evet. Ben 55 senedir Ankara'dayım. 73 yaşındayım. Babadan kuşçuyum. Allah uzun ömür versin. Babadan kuşçuyum. Bazıları beğenirler, beğenmezler. Bazıları ya bu ne diyor falan desinler. Önemli. Ben bildiğimi söylüyorum. Evet abi. Doğru bildiğimi söylüyorum. Varsa evet, bu anlattıkları beni davet etsinler. Bir çaylarını içeyim. Evet. Tamam mı? Ben tebrik edeyim ya. Evet. Tebrik edeyim. Gerçekten tebrik edeyim. O yüzden de kaç gündür abi özellikle senin yanına gelmek istedim. Özellikle senden konuşmak istedim bu konuyu. Çünkü abi elin atsan, kimde Arap görsen elektrik şeref. Kimde boz görsen elektrik şeref. Ya şimdi Şeref abi benim can ciğer arkadaşım da ailece görüştüğümüz kişiydi. Kuşların evet, hepsini şimdi her yerde anlattım. Anlatabilirim. Evet. Uzun şey yani gerek yok bu kadar. Evet. Şey neyi ispatlayacağız ya? Şeref abi son 10 senesinde elinde bir tane kuş kanadı çalındı. Evet. En son aldığı kuşlar Banu Aziz abinin Allah rahmet etsin kuşlarıydı. Bir de benim Ege Mahallesi'nde seyrettiğim bir Arap dişiyi benden istedi, verdim. Onları besliyordu. Bu. Evet. Kuşların da, ne yaptığını da, hangi kuştan çıktığını da, ne olduğunu da ben çok iyi biliyorum. Evet. Ama bu anlatılanların çoğu fesfese. Valla kardeşim ben şurada salmada bile salmada alırsam şüphelenmem. Şurada seyip gezen kümesin içinde kuş yavrudan şüphelenir. Evet. Çünkü dişi şey yapar çöker başka bir erkek biniverir eşleşir oynar ondan sonra bunlara gözün gibi bakarsın. Ama çıkanlar hiçbir şey olmaz. Oynamaz ya. Oynamaz. Maalesef. Yani başımdan geçen bir hadise anlatayım. İki tane dişi, iki tane erkek. Her dişinin birini bir erkeğe iki kardeş bunlar. İki kardeş dişi, iki kardeş erkek. Öz. Evet. Yalnız bu erkekler başka bir çiftten çıkmış, bu dişiler başka bir çiftten çıkmış. Dörtünü birleştirdim. İki çiftten de yavru aldım. Bir çifti ortalığı yıkıyor. Tamam mı? Evet. O bir çiftten normal.
O oynayanların annesi öldü. Dedim tamam bu dişiyi vurayım. Vurdum. Vallahi hiçbir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Ha. Zor iş. Tuttu mu tutuyor, tutmadı mı da istediğin kadar zorla. İstediğin kadar iki iyi birbirine vur. Ha. Kuşta inadın olacak, bir sabrın olacak. İnatçı olacaksın kuşta. Evet. Kafana koyacaksın. Kardeşim ben kendi emeğimle, kendi çabamla ben kendim tutturacağım. Bu evrenseldir. Senin 50 senelik, 60 senelik kuşçuluğunu 15 yaşındaki çocuk bozar. Doğru diyorsun. Tamam. Bozar. Evet. Uçurur. Tamam. Serte biner, oraya atar çocuk getirir. Oraya atar en sonunda çözer. E biz şimdi düşünebiliyor musun? Her tarafımız binadır. Artık parke bir yer kalmadı. Kalmadı. Yer kalmadı. Karanın göbeği olur. Şurada sersem olup şuraya giderse ya Murat ne olur şuna bir bakıver der. Peşine gitmem. Bu kuşu çözersen oynatırsın. E şimdi hayvanda ne şey var? Yani ne suçu? Esas o serte düşüp de kaldıramadığın kuşa bakacaksın. Sinir olacak kuşta. Şimdi iki götleyip, üç aşırıp 10. günde bir şöyle çapa çupa yapıp ondan sonra sonu yok. Zaten onu hemen makaslıyorlar abi. Bu kuşlar oynadı diyorlar, makaslıyorlar. Kendilerini damızlık ettik. Ya da yavrunu da görüyorlar. Çok güzel kuş. Bu ekeliğinde de oynar. Damızlık sap. Kendilerini kandırırlar çünkü eski kuş yok artık. Mesela eskiden arabamız falan yoktu. Semtlerden birisine geldi. Akdere'ye geldik, Önder'e giderdik, Çinçin'e giderdik. Sabah giderdik, akşama kadar kuş yedik. 30 metre mi, 50 metre mi? Değil kardeşim. 15 metre, 3 takla, 6 takla. Evet. Ses soluk iyi, yere çok yakın gelen. Ha şu kütük gibi. Yere yakın gelen. Tamam mı? Yola şimdi yere yakın gelen konuyor. Niye konmuyor ya? Evet. Neden konmuyordu o hayvanlar? Perdahını bitirdiler, perdahını. Evet. Bir şeyin erbabı demek, o şeyin en ince teferruatını bilen kişi demektir. Evet. Bilmeyenler o da kuş bu da kuş dediler. Birbirine vurdular, ettiler. İşte daha önce söylemiştim hani diğerler ki temcit pilavı gibi evet. Söyleyip durmadı. 4 tane menşe var o. Evet. Urfa, Mardin, Sivas, Çorum, Çıplak, Kayseri, Konya tarafında da Havacılık. Çok daha önce. Havacılık. Şimdi Kayseri'de de Konya'da da çok yüksekte oynar. Bunların üstüne üstlük bu sefer Kerkük, Musul, Suriye kuşlarını da kattılar. Evet. Bunların içerisine bir de kut da kattılar. Kut. Yabani de kattılar. Kattılar kardeşim. Evet. Neden? Bizim Mardin'de bir tane sessiz kuş yoktu. Koş, boş konan kuş yoktu. Evet. Nereden bozuldu bu hayvan? Hayvan kendini parçalar dinleyeceğim diye. Ben çok iyi bilirim eski kuşlar. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki şimdi şöyle bir şey var. Eperdağlı olup da oynamıyor. Ya istisna kaydayı bozmaz. Bu onun genetiğidir. Kuş geliyor. Fakat perdağı çok sıkı olduğu için konamıyor. Konamadığı zaman da ne yapıyor? Sefer yapıyor. Evet. Altını boşalttılar kuşlar. Görevini yapıyor diyor. Kardeşim görevini bir gün unut. Tamam. Tamam diyelim ki bir ay oynadı. Hasbel kader o günde geldi. 4. seferde kondu. 5.'yi yaptıramazsın. Bozulmaya mütemayil bir canlı bu. Anında bozulur. Gecelettirdiğin kuş %50 fire verir. Diyorum ya. Dilinden anlayacaksın. Şeref abi, Araplarını soracaktım da biraz önce anlattın zaten. Ondan girmek istemedim. Şimdi kardeşim bir tane büyük erkek var. Bir tane büyük erkek. Bu erkeğe vurulan 6-7 tane dişi var. Bu 6-7 tane dişinin, dişilerden 3 tanesini ben verim. Tamam. Heh. Bunlar ise hem şimdi neyi? Saim Usta Allah rahmet etsin. 45 sene önce ölmüş. Ben bir kez gördüm. Ya halen Saim Usta anlatıyorlar. Biri komşusuyum diyor. Biri çırağıdır diyor. Biri eniştemdir diyor. Biri işte anlatıyorlar ya. Birine miras kalıyor da hani akrabası çoğalıyor abi. Abi ona benziyor bu iş. Hani ben ona rant için
kuş satabilmek için demediklerini bırakmıyorlar dediğim gibi. Akraba alıyorlar. Komşu oluyorlar. Alan da hayrını görsün, satan da hayrını görsün. Onlara ben karışamam. Kısa diyor. Bir şey sormak istiyorum. Arkadaşlar bozuluyorlar. Böyle deyince beni ilgilendirmiş. Evet. Faruk amca kısa bir şey sormak istiyorum. Bu gölbaşında rahmetli Faruk amca. Evet. Yani beni yetiştiren o adam nur içinde yatsın. Fites yalısının sahibi. Arkadaşım da nur içinde yatsın. Burun kuşlarının Şeref Ağa'yla o Arapların bir bağlantısı var mı? Valla kardeşim bunu şimdi ben dediler o... bilse bir sen rahat kumşin bankacı Faruk bilir dediler. Şimdi kardeşim tam olarak bilmiyorum. Tam olarak bilmiyorum. Yalnız adaşımın çok güzel Arapları vardı. Vardı. Sümrüt Arapları vardı. Çok temizdi. Çok da seviyordu. Hatta bir gün bizim Ankara'da ilk açtığımız dernekten Aydın Ataman'la birlikte ilk biz orayı kurduk. Rahmetli bir çift Arap getirmişti. Böyle masanın üstüne attı. O sırada da çay ocağında tüp bir parladı. Tamam mı? Bir galayana geldi ufacık bir yer. Belki 50 kişiydik. Millet camdan kapıdan falan işte yangın olacak, tüp patlayacak diye. Arap'ın birini de orada ezdiler, öldürdüler. Yani. Ben de tam 33 tane Arap takkalısı vardı. Bir de bir bu arka tırnakları beyaz, bazen şuralarında bir ara işaret çıkıyor. Tamam, o dediğin işaretler, o dediğin işaretler. Yine rahmetli Rabıta Kemal abinin aynalılardan çıkar bunlar. Sayın ustalar da olur, onlar da çıkar. Yani tam olarak ben seyretmedim. Şimdi seyretmediğim bir şey için de bir şey söylüyorum. Sen de 30 tane olmuş uçurdun, ne yaptın? Vallahi ben sırtta hiçbirini aşağı alamadım Faruk amca. Şöyle alamadım, kuşların aklı dengesi bulur. 6 ay, 5 ay çevirmiyorlar. Bildiğin kurt gibi uçuyorlar. 5. 6. ayda bir götlüyor. Ertesi gün yüzüne bir anda çeviriyor. 3. gün bir başlıyor dönmeye. Belki bir kilometre döne döne ama gökyüzünde şu kadar ya görüyorsun ya görmüyorsun. Gidiyor, gittiği yerde yok. Artık atmaca mı alıyor? Bir yere mi düşüyor? Kaç tane uçurdun mesela? Hiç birini zapt edemedin mi? Hepsi mi öyle mi? Valla 4 tane uçurdum. 4'ü de mi? Yok, bir tanesini başlattık. 12. gün atmaca aldı. Çünkü oyun çıkışı çok aşırı üstlüğe vuruyorlar. Gezmeler çok geniş. İyi kuş. İyi kuştu. Attığı anlattın, yeri göremiyorsun. Anlattın, kesinlikle göremiyorsun attığı yeri. Anlattığım kadarıyla çok çok güzel kuşlar. Sahip çıkıyor. Vallahi işte devam ediyor. Hani Arapların yerim müsait mi? Yerim müsait. O zaman biraz şöyle diyeyim sana. Yani hani evini bilmeyen kuşta da kusur var. Ya hatta ben var, onu değil. Oğlu Haluk abi var. Tanıyor musunuz bilmiyorum. Kimin? Faruk amcanın rahmetli. Yok bilmiyorum. O pek kuşçuca mesaj var ama Ankara'da bütün herkes çok sever rahmetlinin adına. Ankara'ya geldiği zaman illa ki bir 2-3 kolu kuşla gider. Hani boş çevirmezler. Rahmetlinin bizde çok emekleri var falan diye. Dedim abi bu kuşlar tamam 5-6 ay sabır bekliyoruz. Sabırsızlıkla da sanki oyunlu kuş gibi her gün yükleniyorum. Her gün bildiğin kut bir saat uçuyor. Dönekler nasıl olur uçar gelir. Başladıktan sonra abi diyorum sıka giriyorlar ama sıktan sonra yok alamıyorum diyorum. Ya onu diyor ben de çözemedim. Bir yerinde var bir dengesizlik ama diyor bilemiyorum diyor. Aynısı onlarda da oluyor. Kuşlar sıka girdiği zaman Haluk abi senede nereden baksan 50 tane 100 tane yavru çıkartır 20 tane kuşu kalır. O atmacadan zaten şey yapamıyor. Günde 5 tane atmacaya kuş verdiği oluyor. Hani doğrudur da Antalya'da bu Arap takkallardan kimse de görmedik. Ama Türkiye genelinde kimin yanına gitsen büyük eski kuşçu olarak Faruk amcanın Arap takkalının kum ocağını izlemiş buradan gittikten sonra. Hı hı. Kum ocağında bir yanar döner takkal izlemişler. O Arap takkallardan gelen. Bir tane bizim Ömer müdür var. Tanırsın belki Ömer Sezer. Arkadaşımdır dostum. O beni çok sever. Ben sürekli giderim o gelir yanıma. O Faruk amcan orada bir tane duman takkalı izlemiş. Onlar da duman takkalı, bozkilli takkalı, Arap takkalı, bol duman takkalı hepsini veriyor. Zaten 7-8 çeşit renk veriyor kuşlar. Ben diyor Faruk amca da izledim diyor Faruk abi de diyor. Hani kuşun gittiği yeri göremiyorduk diyor. Müthiş atış vardı diyor. Tek kusuru diyor kuşu diyor bir seyisi vardı Faruk amcanın orada. Hatta Faruk amcan rahmetli çok kuşlarını da aldı götürdü haberi yokken.
Kuşu Faruk amcanın bir huyu var, sen bizden daha iyi bilirsin. Kuş küçücük hata yaptığı zaman durdurmaz orada. Kuşu kümesin içine sokmak için elinden geleni yapmış çocuk. Ki başarmış da. Çünkü çok deli atıp geliyorlar. Kümese girince Faruk amca diyor, amca böyle böyle kuş kümese girdi. Faruk amca diyor, anasını da anasını neyi varsa götür git diyor. O halde ondan sonra başkaları artık izleyen, hani izledim diyeni şimdi duymadım. Bu dediğin işaretler. Tamam mı? Aynalılar dedikleri kuşlar da ben Sami Usta'da orada. Sami Usta 45 sene öldü. Tamam mı? Ben size göstereyim, en yakınlarını göstereyim şimdi. Bismillah. Burayı çekeyim mi? Tabii çeker gidersin. Mesela bir çift yavrusu var. Evet arkadaşlar, bunlar Faruk amcanın beslediği kuşlar. Burası Faruk amcanın. Ondan Faruk amca yetin. Bunu ben burayı çekiyoruz. Burada değilmiş kuş. Burada değil değil mi amca? Yok, onlar burada. Heh. Bak erkek orada yatıyor. Nasıl kirli? Erkek orada yatıyor. Bak karşıda. Evet. Dişi de yan tarafta yumurta da yatıyor bak. Dişi de yan şu tarafta. Şu tek peki. Tamam. Ben bundan 27-28 sene önce bir arkadaşıma vermiştim. Sahip çıktı bu kuşlara. Sağ olsun geçen bundan 4 ay önce bana bir çiftini getirdi. Bunların ebeleri herkes bilir. Rahmetli Hacı Murat da 9 yaşındayken kupa aldı. Yani 27-28 sene önce de verdiğim. Yani ben de mi sen de değil mi? Bunları da ben inkar etmem. Şahin Atıcı'dan aldım. O da arkadaşımdır, dostumdur. Yani en yakınları bildiğimiz bunlar. Ben başka bilmem kardeşim. Yani bana 20-25 sene önce sorsaydın Ankara'da kimde hangi kuşları besliyor, beyazı kim besliyor, Arap'ı dumanı söylerdim. Ama şimdi vallahi herkeste renk var. Bilmiyorum, o kadar çoğaldı ki işte. Dün ihale günüydü. Ankara'da galiba 10 tane ihale yeri var. Yüzlerce kuş geliyor, binlerce kuş gidiyor. Daha önce çok zordu. Yani böyle ne bileyim her yerde beslenmiyordu. Şimdi deniz kenarında, mezralarda, dağ başında her yerde uçuruluyor, ediliyor. Bir de bu şöyle oldu. Bir ticari emtia oldu. Yani alınıp satılan ekmek kapısı olarak ölmeye başladı. Merak bitti. Millet ticarete, tamam. Ticarete döndüler. Rant ortada olunca ben yine hiç kimseye suçlamıyorum. Herkes, hiç kimse benim yoğurdum ekşidir demiş. Tamam. Alan da hayrını görsün, satan da hayrını görsün. Alanın da aklı var, satanın da aklı var abi. Ben karışmam. Bu iş böyle. Ben karışmam. Bazen şuradan buradan telefon ediliyor. İşte şöyle almasaydın kardeşim. Ha, alan kişi hakkını veriyor mu? İyi kuşunu, bak iyi kuşunu, iyi nesil kuşunu, soy kuşunu, fazla kuş bilgisi olmayan birine ver, yandın. Her gün telefon üstüne telefon. İşte şunu yapmadı, bunu yapmadı. Niye taklayı eğri vurdu? Kardeşim bir emek ver, ilgilen, bir şeyler kat. Tamam mı? Bir şeyler kat buna. Böylece nesilleri bitirdiler yani maalesef. Doğru diyorsun amca. İşin içine rant girdi, bu iş bitti. Dışarıdan da çok kuş sokmuşlar Türkiye'ye pardon ya. Şimdi Türkiye kardeşim, adamların suçu yok. Bugün Kerkük Musul kuşunda bir perçem bulamazsın, bir akbürü bulamazsın, bir kırkanat bulamazsın. Adamlar asimile etmemiş ki. Daha önce de söylemiştim şimdi bunları. Bizim kuşlar o kadar kırılmış ki. Bir kanadı boz, bir kanadı gök. Dün demiştin amca. Hangi tarafa gidecek ya? Bozum oynasın, gögüm oynasın. Heft renk ya. Yedirin. Olacak iş değil. Aynen abi. Yani ben Arap'ın altından, beyaz beyazın altından Arap. Ben burada gördüm ya. İmkan dahilinde de çıkmazdı. Demek ki o kadar işin içine, bu hayvanın içine o kadar katkı maddesi konulmuş ki yapamıyor, beceremiyor ya. Bozuldu, soy bozuldu. Maalesef. Hiç kimse kendini kandırmasın.
Ben buradayım, adresim belli. Desinler ki 3 yaşındaki kuş uçuruyoruz. Yalnız bir ay 4 kez seyredeceğim. Pazardan pazara ve cumartesinden cumartesiye. Fazla bir şey de istemiyorum. Fazla bir şey de istemiyorum. Aynı istikamete gidecek. Saati doldurduğunda aynı istikametten gelecek. Aynı mesafeye düşecek, aynı mesafede. İyi kuş kanadı ısındıkça üstüne koyar. Üstüne koyar. Kötü kuş kanadı ısındıkça altına iner. O kadar kolay. Bunun ötesi. Üçüncü fişeğinde 5 tane yapıyorsa en son fişeğinde 1 tane 2 tane yapmayacak diyor yani. Kuşun terimi bu. Amcacığım bir kısa tane bir şey soracağım. Benim yaşımın 2 kat yaşınız. Allah uzun ömür versin. Üçüncü mü demiştim? Onca sene kuşlar görmüşsün. En güzel izlediğim kuş neredeydi? Vallahi şimdi değişir bu bakış açısı. Değişir yani. Çok hoşuna giden. Aa işte hani, bu dedin. Yani seyrettim, etmedim değil. Mesela ben diyebilirim ki en güzel kuşları Kırıkkale Yaşığı'nda seyrettim. Ama ne zaman? 40 sene önce. Ya, 30 sene önce. Seyrettim. Burada da seyrettiklerim oldu. Yakın kendi zamanlar. Kendi uçurduklarım oldu. Ben zaten sürekli senin devamını duydum. Ayan Devrangil'den, işte Tuncaygil'den. Ya bankacı Faruk diyorlar. Girdim YouTube'a bir izlemeye başladım. Abartısız söylüyorum. Bütün videolarını izlemişlerim diyor. Yani en çok merak ettim adam. Birinci Saadet Bilgin'di. İkinci bankacı Faruk'tu. Saadet de benim. Dün Saadet abiye de söyledim. Tek hayalim dedim. Hani takip ettim adamların içinde. Burada elektrikçi Erdoğan'da, ne bileyim Kara Mustafa'sı da, Ünsal abigil'de. Aşağı yukarı hepsini takip etmeyeyim. Çünkü acayip gönülden merak veriyorum bu işe. Yeri geliyor. Elinden öper. 3 tane çocuğum var. Allah başlasın. Benim ikinci katta hemen bahçe aşağımda hani şu alan gibi düzlerim var. 2 gün boyunca evime çıkmadığım oluyor kuşlarımın yanından. Yani o kadar meraklıyım. Nerede ne var, kimde ne var, hepsini öğrenmek için elimden geleni yapıyorum. Şahin, pardon, adını unuttum. Ali Rıza abi. Ali Rıza kardeşim. Şimdi sen bir şey söyledin. Ben de şimdi burada biraz eleştirebilirim. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hiçbir şey senin çocuğundan, o halinden önemli değil. Ya, 2 gün orada kalmayacaksın. Orası öyle. Buna diyecek yok ama işte merak, heves olun diye. Yok, şimdi bu meraktan hasta haline gayrı geçer, tutku haline geçer. Tutkunun her hali sana zarar verir. Sonradan anlarsın. Yaşını ilerledikçe anlarsın. Tamam. Hatta bundan 25 sene önceydi galiba. TRT'nin yaptığı bir söyleşi vardı bizimle. İlk olarak Türkiye'de Sevtap Hanım'dı. Peki ne diyorsun dedi falan. Ben orada bir laf söyledim. Eğer düşmanın varsa çocuğunu güvercine, küçük çocuğu ama 10-12 yaşındaki çocuk güvercine alıştır. Okumaz kardeşim. Valla 3 tane kızım var. En büyüğü 11 yaşında, en küçüğü 3 yaşında, birisi 6 yaşında. 3 yaşında olan Hüseyin amca yürüyor ya. Valla geliyor yanıma akşama kadar Antalya'nın sıcağında, güneşin bağrında cumartesi pazarı. Ben belediyede çalışıyorum. Arızacığım kardeşim bak. Tabii ki çocuklara bizim mesela ülkemizde çocuklara pek hayvanlarını haşir neşir etmiyorlar. Avrupa'da diğer ülkelerde yapıyorlar. Çocuklara hayvan sevgisini öğreteceksin. Çünkü çocuk büyünce hayvandan korkuyor, tiksiniyor, bilmem ne yapıyor. Hayvan sevgisini öğreteceksin. Güzel bir şey. Yani kuş çocuğu tabii ki. Hadi sana şöyle yapar. Suyunu getirir, yemeğini getirir, sana eşlik eder. Bu güzel bir şey. İnanın Allah'a da Faruk abi ya, yalanım varsa Allah belamı versin. 6 yaşımda kızım ne diyor biliyor musun? Kuşu salıyorum, hedefe kuşu kaldırıyorum. Bazen video çekiyorum. Kızım tutmuyor. 6 yaşında ömür. Baba diyor bugün bunun neşesi yok gibi ya diyor. İstersen kaldırma diyor. Düşün ya. Çok güzel. İşte bu da yani, senden gördüklerini yani zaten öyle. Zaten o kız çocuğu büyüyünce hani gelir senin yanında seyreder. Tutup da hadi kümes alıp da kuzu çoğaz. Biraz önce telefon yani, açıyor. Erkek, şimdi şöyle bir şey var. Geçim çok arttı. Zor. Zorlaştı. Daha önce bunları da söylemiştim. Söylemek istiyorum. Söyleyin abi. Bir söyleyin kişi, insanlar bir duysunlar. Kişi çalışırdı. 6-7 kişi geçinirdi. Evet. Şimdi 6-7 kişi çalışıyor. Geçim
Olmuyor. Çünkü neden? Teknoloji ilerledi, istekler, arzular, talepler çok fazlalaştı. Daha lüks yaşamaya başlandı. Yani bir israf halindeyiz. Toplum olarak. Onun için tatmin olamıyoruz. Yani şimdiki çocuk daha 2 yaşındayken cep telefonu bilmem tabletle şuna buna uğraşıyorlar. Hepimizden de iyi bilmedim yerlere giriyorlar. Yani biz beceremeyiz. Onları görünce yani bizim çocukluğumuzda biz aptaldık falan diyorum. Kendi kendine çok. Hiçbir şey bilmiyorduk. Yani böyle bakıyorduk. Nasıl başka bir şey. Şunla bununla oynayalım. Aynen. İki tane çubuğu birbirine bağladık. Bilmem ne yapıyorduk. elimizde sapan. O zamanlar çok sevdiydi ama. Tabii. Yani yaşam, o zamanlar yaşam çok güzeldi. Yaşam daha güzeldi. Evet. Ben şimdi bir kuşçu babanın oğlu olarak şunu öğrendim. Güzel bir merak. Hastalık haline, tutku haline getirdiğinde zararlı bir merak. Bunu yapmayacaksın. İşin, ailen, sosyal yaşantın, örf ve adet anneannelerin, ölüm, doğum, bayram, seyran. Yani bu devamlı ilgi istiyor. Bu kuşu oynatırsın. Ama randımanda tutamazsın. Bir senede en güzel iklim neresi bilmiyorum, Türkiye'nin neresinde ama bir senede en fazla bir kuşu en fazla 3 ay bilemedin 4 ay uçursun. Ondan sonra yok. Nadir oluyor satın. O da zaten sabah gelirsin. Dişi öğleye kadar yumurtadadır. Erkek boştadır. Öğleden sonra da işte saat 1-2 gibi de erkek şey yapar, akşam bırakır. Evet. Ya zor iş. Zor sanat. Yani. Çok ilgi ve zaman ister yani. Güzel bir hobi olarak devam ettirmek lazım. Aynen öyle. Besliyorsan kuşa hakkını, ilgi, emek vereceksin. Bunun şartlarını sağlayacaksın, koşullarını sağlayacaksın. İlacını, vitaminini, şunu bunu alacaksın. Ama hiçbir zaman Faruk abimin dediği gibi senin hobinden dışarı çıkmayacak. Farklı doğa, saplantılara girmeyecek. Doğada çok olan şeyler ucuzdur. Kıt olan şeyler pahalıdır. Bu hayvanı ne kadar çok çoğaltırsan o kadar değeri düşer. 5 yavru 50 lira diyor, kimse vermiyor. O yavruları büyüdünceye kadar zaten bir sürü yem yemiştir, yani, emek vermişsin. Gerek yok o kadar çoğaltmaya gerek yok herkes. Yani enflasyon yani. Güvercin enflasyonu yani. Aynen. Başka abi. Bir şey. Borsa oldu, borsa. Evet. Faruk abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun. Rica ederim. Size de başarılar dilerim. Teşekkür çok sağ ederim. Olun, böyle olmayı. Güzel insanlarla geldik Ankara'da, tanıştık. Sağ olsunlar. Bizleri kırmadılar. Bize vakit ayırdılar. Akşamın bu saatinde. İstirahatinden. Saat 9. Fırsat bildi. Misafir geldik. Sağ olsunlar. Estağfurullah. Burada herkese teşekkür ediyorum. Ankara'da bugün son günümüz arkadaşlar. Faruk abiyle ille de bir dedik böyle böyle abi. Sağ olsun kırmadı. İnşallah Antalya'ya gelir. İnşallah abi. Mutlaka da bekliyorum. Şenol'un yanına gelirim. Şenol Kaya kardeşimin yanına gel. Evet. Tamam mı? Ondan sonra birlikte oluruz. Aynen. Alo demen yeter. Çok yakınız. Var, küçük bir evimiz var, boş. Gelirsin, otururuz. Hiç sıkıntı değil. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ömer Sezer benim arkadaşımdır, dostum.